Evet. E, müzik yapan, çok senfonelerde çalışan şu Saat hali çalışan insanlar olarak gerçekten biz o Bela Pais'taki konsere gittim ben. E, Salı akşamı Cumhurbaşkanı verdiği resepsiyona. Müthiş bir e, şeydi, konserdi. Ben Çok gidemedim çünkü oldu. radyo program vardı ama bağlantıda konuştuk. Bugün akşam <laughs> mı Magosa'da? Magosa'da dün, akşam dün akşamdı hocam. Dün akşamdı Magosa'da. Dün akşam konserler, konserler nihayet yazdı, evet. evet. Dün e, yani çok güzel çok güzel organize edilmiş ve ben şeye şaşırdım. Yani insanlar gerçekten birileri bir misyon edinip de bunu e, gerçekleştirdiler. O kofalı onun özellikle evet, evet. çok şeyi varmış katkısı, katkısı varmış var. şeyde. O da e, eralı da şey Cumhurbaşkanı Sefon orkestrası Ankara'dan. Herhalde. Ankara'da zaten birçoğunu da tanıyorum ben arkadaşların. Tabii bir, bir iki kişi emekli oldu Kıbrıs'tadılar şu anda ama mesela... Epey yıl Türkiye'de çalışan var ve ondan sonra gelip bir iki kişi emekli oldu ama her, hala daha şeylerini sanat yaşamlarını sürdürüyorlar. Tabii şu var, biraz önce konuştuğumuz gibi kültür dairesi biliyorsunuz bizim ülkede bakanlıklar ayrılırken işte kültür dairesi spora bağlanır, eğitime bağlanır, turizme Turizm. bağlanır böyle damadaşı gibi oradan oraya dolaşıyor. Gerçekten de iyi oldu böyle Cumhurbaşkanı'nın altında. Bir hareketin başlaması. Bu Dünya Sanat Günü de iyime kazandırdı. Düşünebiliyor musunuz? Ülkede kültür dairesinin müdürü yok şu anda. Hala daha atanmış bir müdür yok. Olumlu. <gülüyor> <gülüyor> yani onun için Cumhurbaşkanlığı'nın böyle bir öncülük yapması ve sanat gününde öne atılması çok daha iyi oldu. Çünkü ayrı bir bütçesi var. Bürokrasiye takılmaz. İşte Senfoni'nin evet. şeyi de geçince daha alanlara da genişleyecektir. Onun için Dünya Sanat Günü'nün bazıları ilk başta ilk 3 sene önceydi zannedersem resepsiyon verildiğinde ne gereği vardı ne demektir dünya sanat günü falan diye böyle acayip konuşmalar da oldu ama şimdi görüyoruz ki gerçekten doğru bir gün ve doğru bir etkinlik.